asla dememeli. Başlangıçta hedeflerini koymalı. Eğer iyi bir hakem olmak istiyorsa her maçın hazırlıklarını da o iyi hakem olmanın gereklerine göre yerine getirmeli. Mutlaka idmanlarını çok iyi yapmalı. Mutlaka hem maça giderken kendi kılık kıyafetine hem de müsabaka boyunca kullanacağı malzemelerin kalitesine, temizliğine mutlaka dikkat etmeli. Ve beden dilinden de, yani bu beden dili eğitimini de mutlak surette iyi şekilde almalı. Ve beden diliyle de bütün olaya vakıf olmalı. Çünkü bir hakemi evinden çıktığı andan itibaren, yoldaki toplu taşıma araçlarında, stada girişte, işte taraftarın yanında duruşta, soyunma odalarında, stat çalışanları, futbolcular, teknik adamlar, taraftarlar hepsi pür dikkat, dört gözle izlerler. Hakemlerin müsabaka öncesinde bütün davranışlarıyla, kılığıyla, kıyafetiyle, konuşmasıyla, saç şekliyle, mutlaka hepsine güven vermesi gerekiyor. Eğer hakem bu kişiler arasında, saydığım kişiler arasında bir güveni tesis etmişse maçı çok daha kolaylıkla yönetecektir. Ama dediğim gibi mutlaka hakemlik yaparken hedeflerini net bir şekilde ortaya koymalı. Yoksa hem maçta başarısız olur, hem futbola yapması gereken katkıları tam manasıyla yerine getiremez. Çünkü hakemlik bizim zamanımızda da zordu, bugün de zor. Hele yeni hakemliğe başlayan genç kardeşlerim, genç arkadaşlarım hep zorluklarla karşı karşıya, hem ekonomik zorluklarla karşı karşıya, hem amatörlüğün getirdiği sıkıntılarla karşı karşıya. Bunları aşabilmesi için bir idealinin olması lazım. Yoksa dayanması mümkün değil. Hakemle başlıyorsunuz ve sapır sapır dökülüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki birkaç sene içerisinde beraber başladığınız hakemlerin birçoğu dökülmüş. Sadece 5-10 arkadaş kalmışsınız. Onun için genç hakem arkadaşlarım uzun vadeli mutlaka bir strateji ortaya koymalı ve bunu izlemeliler. Her maçta bu stratejinin içerisinde aşılması gereken, tamamlanması gereken bir adımdır. Yoksa ben ya işte bu maçı nasıl olsa yönetirim, bu maç önemsiz bir maç. Veya işte ya bu maçtan sonra da bu sezon zaten beni klasmana almazlar. Veyahut da statü gereği ben bu klasmanda veya bu statüde beklemem lazım. Onun için seneye daha iyi hazırlık yaparım, daha iyi maçlar yönetirim gibi bir düşünce içerisine girmemeleri gerekiyor. Genç hakemler arasında zaten Türkiye'de haksız bir yarış var. Bunu da söylemem lazım. Ben bir ara hatta latife yapıyordum. Babaların oğulları diye. Çünkü ancak babaları iyi hakem olmuş veyahut da işte üst klasmanlara yükselmiş çocuklar hakemlik yapabiliyorlardı doğru düzgün. Evet. Artık genç hakemler zaten eğer böyle bir torpilleri yoksa, böyle bir destekleri yoksa, arkalarında babaları, dayıları, amcaları yoksa zaten zor gidiyorlar bir noktaya. Eğer bir de gerçekten objektif olarak hakemlik yapabilmek için gereken hazırlıkları yerine getirmezlerse hepten bir noktaya gelebilmeleri imkansız. Onun için genç hakem arkadaşları mutlaka bir hedef koymalı. Bu hedefe göre yaşamalı, eksikliklerini tamamlamalı ve her maça bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yönetiyormuş gibi hazırlanmalı. Çünkü her hakemin en büyük hedefi nedir biliyor musunuz? Türkiye'de zaten Dünya Kupası'na 36 yıldan beri Doğan Babacan'dan sonra bir adam gönderemedik, bir hakem gönderemedik. Zaten tek gönderdiğimiz de hakem bu. Yani Dünya Kupası tarihinde gönderdiğimiz tek hakem de bu. Ama Türkiye'de hakem kursuna giden her hakemin en büyük hedefi Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetmektir. Evet. Yani Türkiye'nin bir numaralı maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisidir. Ve her hakemin hedefi budur. Bence genç arkadaşlarım, genç hakemler eğer bu hedefi gerçekleştirmek istiyorlarsa her maça Fenerbahçe Galatasaray derbisi yönetecekmiş gibi hazırlık yapmalılar. O ciddiyette. Evet, iki tane elektronik posta okuyorum. Sonra bir VTR'miz var ve kapanış turumuza geçeceğiz. Öncelikle engelli dostum Mehmet Çelik, amatör sporlara ve engelli sporlara göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. Yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Kırklareli Bedensel Engeller Spor Kulübü oyuncuları adına Mehmet Barış Tunca. Bir tane özel elektronik postamız gelmiş. Ben özellikle tanem Günindi Bıçakçı. Sevgili dedeciğim, programını zevkle izliyorum. Hiç ama hiç konuşmuyorum çünkü daha henüz 2 aylık bir bebeğim. Seni yanaklarından ve ellerinden öpüyorum. Tanem Günindi Bıçakçı yollamış bunu. Ben de o güzel yanaklarından öpüyorum annene, ailene.
Başta anneannen Sayın Yüksel Hanım'a çok sevgiler, selamlar yolluyorum. Bakalım Trakya'da neler olmuş? Benan Diker'in röportajları var. Peşinden sevgili yönetmenim Engin Bey'den rica ediyorum. Mutlu bir düğün var. Onu da bloke ederek stüdyoya dönüp kapanış konuşmalarımıza Sayın Domaç'la başlıyoruz. İkinci ligi bir soralım ona, sonra da kapanış konuşmalarına geçelim. Fatih Hocam, sezona nasıl hazırlandınız? Bu seneki beklentiniz nelerdi birlikte? Sezonu Ayvalık'ta yaptığımız kampla, en son yaptığımız kampla tamamladık. Geçen sene şampiyon olan kadromuz var, genç bir kadro. Bu kadroyu mümkün olduğunca koruduk ve eksik kalan yerlerimize, denizlerimize yerine 5-6 tane takviye yapmayı düşünüyorduk. Onları gerçekleştirdik. Tanıdığımız, bildiğimiz oyuncularla anlaştık. Hedefimiz ligde üst sıralara oynayan, genç, mücadele eden, koşan bir ekip yaratmak ve insanlara, seyircilerimize keyif veren futbol gösterdi. Takım olarak bu sezonki hazırlıklarınızı öğrenebilir miyiz? Hedefiniz nelerdir? Ne bekliyorsunuz ligden bu sene? Vallahi futbol içinde bulunan hazırlık dönemini tam olarak yaptık dersek yalan söyleriz. Yani Aydoğuz Adalet Spor Kulübü, Tekirdağ'ın köklü eski kulüplerinden bir tanesi. Geçmişte de iki sezon orada görev yapmıştım. Altyapıya yönelik, maddi imkansızlıklar içerisinde, işte kısıtlı imkanlarla bu sezona hazırlığımızı yaptık. Tabii biz de bu ligde varız. Bildiğiniz gibi yani yarışmada, müsabakalarda hedef olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. İlk defa hazırlık maçımızı yapıyoruz. İlk defa tam olarak takım olarak bir sahada yerimiz yapıyoruz. Bugün dahi yani takımda kalacak, gidecek olan kişilerin yerini belirlemeye çalışacağız. Öylesine bir vakit. Anladım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başarılar diliyorum size yeni sezonda. Ben Allah gönlünüze göre. Ben de teşekkür ediyorum. Tekirdağ Spor'a, Bölümeşi Spor'a, yeni katılacakları o dal liginde, kendi grubumuzda bulunan takımlarımıza, hepsine Türkiye Futbol Antrenörler Derneği olarak da aynı zamanda Abdullah Hoca'ya da başarılar diliyorum. Bobby Spor'un hedefleri nelerdir? Ne bekliyorsunuz? Hedefimiz geçen seneki deplasmanda ligin kapısından dönmüşlerdi. Final maçında kaybetmişlerdi. Bu sene onu tekrar yakalayıp bir üst lige çıkmak. Ondan sonra da 15 sene oldu Bobeski Spor düşerli ligde. Halkımızın özlediği, istediği 3. lige çıkmak. Bölgemiz spor amatör ligde şampiyon olup Bobeski'nin layık olduğu yerde en kötü ihtimalle bölgesel amatöre çıkıp oradan da 3. lig yolunda ilerlemek istiyoruz. Ama tabii ki önce ilk adım olarak süper amatörde şampiyon olup bir an önce deplasman amatöre çıkmak istiyoruz. Hedefimiz direkt şampiyonluk. Yani geçen yıldan giden oyuncularımız oldu. Ama onların yerine yeni arkadaşlarımız takım oyun süresini atlattık. Ligi hazırız. Daha önce de Çorlu Spor, Çorlu Sanayi, Çorlu Gençler Birliği gibi iyi takımlarla oynadık bu bölgenin köklü takımlarında. Oynadığımız, gördüğümüz izlenim iyi. Birkaç eksiklerimizi tamamladık ve ligi hazırız. Bu hafta maçların ertelenmesiyle Çorlu Sanayi'nin de açılışına gelip onlarla bir dostluk kardeşlik maçı yapıp onlarla da oynadığımız maç için başarılar diliyorum. Erdal Hocam merhabalar. Merhabalar. Yeni sezon öncesi düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Evet, bu sene Sanayi Spor Akademisi tabii bundan önceki seneye göre daha farklı. Yeni bir takım oluşturduk. 13 tane yeni oyuncumuz var. İşte bir iki sene içinde hedeflerimiz tabii profesyonel lige yerleşebilmek. Bu yönde çalışmalarımız süreçte 60-70 binlerle çalışıyoruz. Şu anda hazır hale geldik. Önümüzdeki haftada maçlar başında. İnşallah lige iyi bir başlangıç yaparak bu sene işi göstermek istiyoruz. Cevdet Hocam, yeni sezon için düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Yeni sezondaki düşüncelerimiz, geçen seneden beri biz Malkara'da çalışma başladık. Türkiye Profesyonel Ligi. Bu da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun ilk ayağı olan işte birinci amatör şampiyonu süper amatöre çıktık. Süper amatör ligdeki çalışmalarımız da zaten tam gaz sürüyor. Süper amatör ligde de şampiyon olup Malkara Spor Kulübümüzü layık olduğu yerlerden bir tanesi olan deplasman lige çıkartmak istiyoruz. Onun için de iyi bir kamp dönemi geçirdik.
Fiziksel anlamdaki çalışmalarımız bitti. Teknik anlamdaki çalışmalarımız da bitti. Hazırlık dönemimiz de hemen hemen bitti. İşte bundan sonraki oynayacağımız ilk kendi sahamızda oynayan Çoluspor maçını bekliyoruz. İnşallah o maçtan sonra da şu puan alıp şampiyonlukta iddialı bir takım olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. Rasim Başkanım, geçen sene kulübe verdiğiniz büyük destek, bu sene de destekleriniz devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig'de Belimeşe Belediyespor'un hedefleri nelerdir? Sizden öğrenebilir miyiz? Öncelikli olarak Tekno Meli Şansanları, Tekno Meli Ailesi'ne hoş geldiniz diyorum. Belimeşe Belediyespor geçen sene bildiğiniz gibi son dakika elendi, 3. lig kapısından döndü. Biz hedefi olan bir takımız. Tekirdağ'ı en güzel yerde Belimeşe Belediye olarak temsil edeceğiz. Bu yılda hedeflerimiz büyük. Amacımız 3. lig bu sene. İnşallah bunu bu sene gerçekleştireceğiz. Biz malzemecisiyle, seyircisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle bütün bir takımız. Desteğimiz her zaman futbolcu kardeşlerimiz var. Çünkü onlar Belimeşe temsil ediyorlar. Beldemizi temsil ediyorlar. Onlarla biz her zaman gurur duyuyoruz. Belimeşe sahasıyla güzel bir tesise sahip. Bu tesis işime devam edecek. Bu yıl amacımız çok kısa zamanda güzel bir türbün yapmak. Bunun ihalesi hazırlıkları yapıldı. Belimeşe'yi tesis işimeye doğru götürüyoruz. Belimeşe Spor Trakya'da örnek alınacak bir konuma gelecek. O yüzden biz her zaman sporun yanındayız, sporcunun yanındayız. Sizlere de buraya kadar geldiğiniz için Tekrümeli çalışanlarına her zaman teşekkür ediyorum. Onlara da buradan selamlarımı gönderiyorum. Altım adına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Gökçe ailesi. Bu aile kim? Bu aile Trakya'nın tek bedensel engelli basketbol takımının başkanı Sayın Erol Gökçe'nin ailesi. Biz burada Özlem ve Gökdoğu